Gerçekten artık çok sıkıldık ya. Hani böyle sıtkımız sıyrıldı. İllallah dedik bu tartışmalar artık. Hani soruyorlar ya bize, ya biz niye işte Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere gibi gelişemiyoruz diye. İş gücü desen Avrupa'nın en genç ve en enerjik nüfusuna sahibiz. Arazi desen bereket fışkıran topraklarımız var. Coğrafi olarak konumumuza bir bakıyorsun, üç tarafı denizlerle çevrili. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan böyle doğal bir köprü. Afrika'ya komşu olan önemli bir coğrafi avantajımız var. Vizyon var, azim var, kararlılık desen yüzyıllar boyunca dünyaya hükmetmiş ecdadımızdan gelen bir güç var, bir bakiye var. Peki niye olmuyor? Heh, bir düşünün. Niye dünyanın en gelişmiş ülkeleri seviyesine çıkamıyoruz hala? Heh, hani derler ya, unun var, yağın var, şekerin var. Niye helva yapmıyorsun? O misal. Elimizde bütün malzemeler varken biz niye helva yapamıyoruz? Heh, bu soruyu çok düşündüm. Hakikaten çok düşündüm. Bu topraklarda geçirdiğim 40 yılın sonunda da cevabını buldum. Ve bu cevaptan da adım gibi kesinlikle eminim. Başka bir sebep olamaz. Bizim ülke olarak böyle bir mehter takımı gibi iki ileri bir geri gitmemizin en büyük sebebi işte bu kısır tartışmalardır. Bizim bütün zamanımızı alıp bütün enerjimizi sömürüyor. Biri veyahut da birileri bir açıklama yapıyor. Günlerce, haftalarca, hatta bazen aylarca onu tartışıyoruz. Bunu yapan yeri geliyor siyasetçi oluyor. Yeri geliyor devlet adamı oluyor. Yeri geliyor asker oluyor, akademisyen oluyor, gazeteci oluyor. Veyahut da başka bir ünvana sahip birileri oluyor. Ve biz bunların söylediklerini, yani saçmaladıklarını konuşuyoruz da konuşuyoruz. Tartışıyoruz da tartışıyoruz. Bu tartışmalar sayesinde bir sonuca varsak, hani ortak bir noktada buluşsak gam yemeyeceğim. Ama o da yok. Herkes kendi cephesinden bir adım ileri atmadan aynı şeyleri söyleyip duruyor. Olan ülkece kaybettiğimiz zamana ve enerjimize oluyor. Bu tartışmalar sırasında asıl odaklanmamız gereken ve üzerinde konuşmamız gereken şeyler de arada kaynayıp gidiyor. Bu kısır tartışmaların son örneklerini de yakın zamanda açılışı yapılan hizmetlerde bir kez daha gördük. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli imkanlarla üretilen elektrikli traktörün deneme sürüşünü gerçekleştirmişti. Tabiri caizse böyle bir doğal bir lansman yapılıyordu. Şimdi normalde bir ülkede böyle bir hizmetten sonra o traktörün yeterli olup olmadığı, işte elektrikli olmasının ne gibi faydaları, avantajları veyahut da dezavantajları olduğu, çiftçinin işini nasıl kolaylaştıracağı gibi şeyler konuşulur. Peki biz ne konuştuk? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabısı ve paçaları toz olmasın diye ayağına giydiği galoşu konuştuk. Yerli traktör hem de elektrikli. Ne oldu? Yok abi. Yerli elektrikli traktör unutuldu gitti. Daha geçen hafta Rize'nin tam 70 yıllık hayali olan Salarha Tüneli'nin hizmete açılışı vardı. Ben de oradaydım. O tünel sayesinde yarım saat süren yolculuk 5 dakika gibi kısa bir süreye indi. Ve özellikle de bölgenin hem Kafkasya'ya hem de güneye olan ulaşımı kolaylaştı. Biz ise bu tünelin ekonomi ve ulaşım açısından ne gibi faydalar sağlayacağını konuşmak yerine açılış esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın minik bir çocukla şakalaşmasını tartıştık. Muhalifler bu olayı çarpıtarak Erdoğan'ın çocuğa kızdığını ve böyle kafasına vurduğunu söyledi. Biz ne yaptık? Biz de onlara cevap yetiştirmek için işte olayın bir şakalaşmadan ibaret olduğunu onlara anlatmaya çalıştık. Bu arada da o Rize'deki tüneller, yollar, yapılan o açılışlar arada kaynadı gitti. Kaynadı gitti. Kimse doğru düzgün onlardan bahsetmedi bile. Aynı bu olayların bir benzerini de adli yıl açılış töreninde yaşadık. O törende Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Yargıtay binasının açılışını da gerçekleştirdi. Ve törende de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti. Oraya bomba atsaydı daha iyiydi birilerine göre. Biz yine Yargıtay binası projesinin güzelliğini, büyüklüğünü veyahut da adalet sistemimize ne gibi faydalar sağlayacağını konuşmak yerine açılışta Ali Erbaş'ın dua etmesini konuştuk. Başladılar hemen saldırmaya. İşte yok laikliğe aykırıymış, yok işte yargıda duanın ne işi varmış, yok işte anayasa çiğnenmiş. Biz de oturduk bunları söyleyenlere işte duanın adli yıl için değil de yani yeni Yargıtay binası için yapıldığını anlatmaya çalıştık. Olan kime oldu? Olan yine yapılan hizmete oldu. Gözükmedi, üstü kapatıldı. Yargıtay binası da arada kayboldu gitti. Tabii bunların hepsi planlı yapılıyor arkadaşlar. İnsanların dikkatini hizmetlerden, işte projelerden koparıp böyle boş tartışmalarla oyalamak, yapılanları unutturmak istiyorlar. Aynı kesim şimdi de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Önder tarafından organize edilen 18. İmam Hatipler Kurultayı'nda yaptığı bir açıklama var. İşte o açıklamanın üzerinden yeni bir laiklik tartışması başlattı. Ali Erbaş Hoca bu Yargıtay binası açılışı esnasında yapılan dua sebebiyle bir tartışma başlamıştı ya, işte onlara cevaben işte
inan sokakta olmasın. İnsanın içinde olsun. İşte insanla Allah arasında olsun. Evine, ticaretine, siyasetine, işte adaletine, yargısına yansımasın. İnançtan ayıklansın istiyorlar her şey. Görüyorsunuz ortalığı da ayağa kaldırıyorlar diye bir açıklama yaptı. Vay sen misin bunu diyen? Öyle bir saldırı başlattılar ki anayasal suç işledi diyen mi ararsın? Cübbeni çıkar siyasete atıl diyen mi ararsın? İşte cumhurbaşkanlığına oynuyor diyen mi ararsın? Ellerinden gelse hemen bir dar ağacı kurup Ali Erbaş Hoca'yı asacaklar. Halbuki ben Müslümanım diyen biri biraz düşünüp tarttıktan sonra Ali Erbaş Hoca'nın ifadelerinden rahatsız olmaz. Rahatsız olmaz. Mesela ticaretle ilgili Allah neler emrediyor ona bakalım. Mutaffifin suresinde Allah diyor ki ölçü ve tartıda hile yapanlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan bir şey aldıklarında tam ölçüp tartarlar. Ama kendileri başkalarına vermek için ölçtüklerinde ise eksik tartarlar. Allah'ın ticaretle alakalı bakışı işte bu. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir demiş. Yine başka bir hadiste bir Müslümanın kusurlu bir malı kusurunu açıklamadan satması helal değildir diyor. Yani dini bizde ticaret yapılırken ölçü ve tartıda hile yapılmaması, ayıplı mal satılmaması, dürüst ve güvenilir bir tüccar olunması emrediliyor. Bu kurallardan bırakın bir Müslümanı, herhangi bir insanın şikayet etmesi mümkün müdür? Zira herkes alışveriş yaparken verdiği paranın karşılığını tam olarak almak ister. O zaman İslam'ın ticarete yansımasından kim niye rahatsız olur ki? Yine bir de adaletle ilgili emirlerine bakalım dinimizin. Nisa suresinde Allah diyor ki şüphesiz Allah size emaneti sahiplerine teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bak Allah ne diyor? Yine aynı surede ey iman edenler kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Eğer dilinizi eğip büker ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır diyor. Maide suresinde de Allah diyor ki ey iman edenler adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır buyuruluyor. Peygamberimiz de herhangi bir konuda hakemlik yaptığınız zaman adil olun diye bize tavsiyede bulunuyor. Bir bakıyorsun başka bir hadiste yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar Allah katında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaktır diyor. İşte gördüğünüz gibi Allah'ın ayetleri ve Peygamberimizin hadislerinde herkesin arzu ettiği adalet anlayışını emreden buyruklar var. Herhangi bir dine, gruba, zengine ayrıcalık tanıyın gibi bir emir yok. O zaman inancın adalete yansımasından kim niye rahatsız olsun ki? Gerçekten soruyorum bundan kim rahatsız olur? Dinimiz diğer konularda da hep en iyiyi, en güzeli emrediyor. Yani İslam'ı hakkıyla yaşayan ve hayatına tatbik eden biri ticaretin en doğrusunu, yargının en adaletlisini, siyasetin de en iyisini yapar. Asıl korku olması gereken İslami ve insani değerlere sahip olmayanlardır. Ama bizim ülkemizde öyle bir kesim var ki İslam'a ait en ufak bir işaret görse hemen böyle cinleri tepelerine çıkıyor. Ve bu hissiyatlarına da kalkan olarak laiklik ilkesini kullanıyorlar. Laiklik anlayışları o kadar sorunlu ki dinin ya da dindar insanların devletin hiçbir kademesinde görünmesini istemiyorlar. Halbuki laiklik ilkesini getiren de Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran da Atatürk. Eğer Atatürk bunların savunduğu gibi bir devlet isteseydi Diyanet diye bir kurum ortaya çıkmazdı zaten. Geçenlerde sosyal medyada dolaşırken böyle kendini Atatürkçü diye tarif eden bu kesimin laiklik anlayışını çok güzel özetleyen bir fotoğrafa, bir paylaşıma denk geldim. Bir genç kızımız böyle son dönemin modası olan göbeğini açıkta bırakan bir kıyafetle aynanın karşısına geçip fotoğraf çekinmiş, onu paylaşmış. Fotoğrafta da kızın arkasında babaannesi gözüküyor. Bu genç kızımız fotoğrafın üstüne şunu yazmış. İşte göbeğini az açmışsın, biraz daha aç diyor canım babaanne. Laiklik kazanacak, atam izindeyiz. Allah Allah. Laiklik kazanacak, atam izindeyiz. Neyle? Göbeğini açarak. Okuyunca böyle bir dondum yani. Beynim yandı derler ya. Aynen o durum. Bağdaştırmaya, bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Hani göbeğini açmanın laiklikle, Atatürkçülükle ne alakası var diye. Tabii ilk şoku atlattığımda böyle şaşkınlığım biraz da olsa azaldı. Sonra böyle bir paylaşıma şaşırmama şaşırdım. Hani niye şaşırıyorum ki? Çünkü bu genç kızımızın örnek aldığı büyükleri de laikliği aslında tam da böyle bir şey zannediyor. Hatta sanmak demeyeyim de böyle olmasını istiyorlar. Böyle dayatmaya çalışıyorlar diyelim. Bunlara göre
sen Avrupalılar gibi yaşarsan, işte göbeğini açarsan, işte mini etek giyersen, göğüs dekolten olursa, içki içersen, dans edersen çağdaş, layık ve Atatürkçüsün. Ama eğer bunları yapmazsan da gericisin, yobazsın. Atatürk öldükten sonra onun mirasını devam ettirdiklerini, onun yolunda yürüdüklerini iddia edenler öyle çarpık bir Atatürkçülük anlayışı ortaya çıkardılar ki yıl olmuş 2021, hala bunun sıkıntısını çekiyoruz. Bunlar Atatürk'ün hayallerini, hedeflerini, vizyonunu değil, yaşam tarzını örnek alarak Atatürkçü olduklarını zannediyorlar. İşte Atatürk rakı içerdi, işte beyaz leblebi yerdi. Bunlar da aynısını yapınca Atatürkçü oluyorlar. Atatürk dans ederdi, işte vals yapardı. Bunlar da vals yapınca Atatürkçü oluyorlar. Atatürk frank giyerdi, işte şapka takardı. Bunlar da aynı onun gibi giyinince Atatürkçü oluyorlar. Halbuki Atatürk Türkiye'nin gelişmesi için öyle güzel hedefler koymuş ki, ancak bugün Atatürkçüyüm diye geçinenler bu hedeflerin yanından bile geçemiyorlar. Hani Atatürkçüler ya, mesela Atatürk istikbal göklerdedir, göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar diyerek havacılığın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş, değil mi? Ancak ondan sonra gelenler milli uçak fabrikalarını kapatmışlar. Bugün havacılıkta çığır açan, dünyanın gıptayla baktığı ve dünya savaş sistemini böyle köklü bir şekilde değiştiren İHA'lar, SİHA'lar üretiyoruz ama kendine layık, işte Atatürkçü diyenler bırakın takdir etmeyi, böyle burun kıvırıyorlar, eleştiriyorlar, kötülemeye çalışıyorlar. Vay işte damadın işte dronları, işte SİHA'ları, İHA'ları. Bunların peşinden gittiklerini iddia ettikleri Atatürk var ya, bakın ne demiş. Kanatlı bir gençlik memleketin geleceği bakımından en büyük güvencedir. Bir gün batılı ayaklar ayda ayaklarının izlerini bırakacaklarsa bunların arasında bir de Türk bulunması için şimdiden çalışmalara girişmek, aşamalar kaydetmek gerekiyor. İşte Atatürk'ün uzayla alakalı söylemiş olduğu şeyler. Bugün Türkiye Uzay Ajansı kuruyor ve Ay'a ayak basmak için uzay programları açıklanıyor. Atatürk'ün izinden yürüdüklerini söyleyenlere bir bakıyorsun, bu hedefleri küçümseyip dalga geçiyorlar. Vay efendim Ay'a çıkacakmış. Millet Ay'a, biz Yaya. Espri üstüne espri. Atatürk egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek ülke yönetiminde halkın iradesinden daha büyük bir güç olmayacağının altını çizmiş ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda meclis başkanının hemen arkasında da yazar böyle kocaman yazılarla. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Ama bir bakıyorsun geçmişten bugüne kadar milletin iradesini çiğneyerek darbe yapan askerlerin arkasından alkış tutanlar, onların postallarını yalayanlar da hep kendilerine işte laik Atatürkçü diyen tipler. Atatürk diyor ki köylü milletin efendisidir. Yani bu vatan topraklarını işleyerek bizim karnımızı doyurmamızı sağlayan insanların bu ülke için ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Çünkü onların yetiştirdiği ineklerden sağılan sütle işte peynirimizi, yoğurdumuzu yiyoruz. Onların yetiştirdiği buğdaylardan üretilen unla ekmeğimizi, onların yetiştirdikleri bahçeler sayesinde de meyvemizi, sebzemizi alıyoruz. Köylümüz, çiftçimiz olmasa açız yani, anlayacağınız. Ama buna rağmen yine kendini layık Atatürkçü olarak tanımlayan kesime bir bakıyorsun, köylüyü aşağılıyor. İşte ona çomar diyor, yobaz diyor, geri kafalı diyor, göbeğini kaşıyan adam diyor. Üstüne bir de gözümüzün içine baka baka İşte çobanın oyuyla benim oyum bir mi gibi aşağılık cümleler kuruyorlar. Daha bunun gibi sayısız örnek sıralayabiliriz. O zaman da bu konuşma uzar gider. Şimdi bu tipler bir de şey söylüyor. İşte Atatürk bugünleri görse kahrından ölürdü. Evet, çok doğru bir söz. Gerçekten Atatürk kendilerini Atatürkçü diyerek onun yolundan gittiklerini söyleyenlerin yaptıklarını ve yapmadıklarını görse ya aga siz beni çok yanlış anlamışsınız diye kahrolurdu. Evet, kahrından ölürdü. Dikkat ederseniz konuşmanın başından beri böyle ısrarla kendilerine Atatürkçü diyenler ifadesini kullanıyorum. Atatürk'ü sevenler demiyorum. Çünkü biraz önce saydığım o örneklerden de anlaşılacağı gibi bunlar Atatürk'ü falan sevmiyorlar. Yani Atatürkçü Atatürkçü değil bunlar. Bunlar olsa olsa Atatürk'ün ismini kendilerine kalkan olarak kullanıp kendi kafa yapılarını, hayat tarzlarını, inanç anlayışlarını, giyim tarzlarını toplumun diğer kesimlerine dayatmaya çalışan Batı hayranı, özgüvensiz ve faşist bir topluluktur. Yani böyle canlı yayında başka bir şey diyemiyoruz. En kibar bu şekilde söyleyebiliyorum artık. Atatürkçülük bunlara bırakılacak, bunların temsil edebileceği kadar ucuz bir kavram değildir, değil mi? Onun için sizler de böyle tiplere işte Atatürkçü falan deyip de kendilerini bir şey zannetmelerine fırsat tanımayın. Ve Atatürk'ün ismini kullananlara da izin vermeyin. İşte bu yüzden bunların Atatürk ve laiklik üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldırmalarının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Çünkü bunların dertleri ne laiklik, ne Atatürkçülük, ne de Cumhuriyet. Bunların tek bir derdi var. İslam ve onun temsil ettiği değer.
değerler. Bakın şunu da söyleyeyim. Emin olun Ali Erbaş Hoca'nın yerine bir papaz veyahut da bir haham falan olsaydı var ya, bunların gıkı çıkmazdı. Hatta böyle alkışlarlardı onu. Çünkü bunlar din düşmanı değil. Bunlar İslam düşmanı. Çünkü din düşmanı olduğun zaman Hristiyanlığa da Yahudiliğe de hepsine karşı olman lazım. Bunların bu dinlerle hiçbir problemi yok. Bunların bütün derdi İslam ve Müslümanlık. Onun için Cemil Meriç diyor ya, bu ülkede din düşmanlığı yoktur. İslam düşmanlığı vardır. Anlatabildim mi? Kalın sağlıcakla.